Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum Anıl hocamızın, yani YouTube'da Anıl Hoca ile Matematik kanalının sahibi Anıl hocamızın TYT Matematik kitabı çıktı. Onun içinden baba sorular başlığıyla verilmiş çok güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışacağız. Baba sorular, efsane sorular diye başlıklar hazırlanmış. Gerçekten sizlere faydalı olabilecek bir kitap. İçinden de ben zaten çözümler paylaşmaya çalışacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Anıl hocam da paylaşıyor. Oradan da inceleyebilirsiniz. Ellerine sağlık. Gerçekten uğraşmışlar. Güzel bir kitap hazırlamışlar. Çözmenizi öneririm. Bakalım bu sorumuzda ne diyor? Yukarıda gösterilen 4 farklı kartın her birinde birer tam sayı yazmaktadır. 4 arkadaşın yaptığı bir etkinlikte her bir kişi farklı bir kart seçip seçtiği kart dışındaki tüm kartlar ters çevrilerek üzerindeki sayıların toplamını bir kağıda not ediyor. Bulunan sonuçlarla ilgili olarak Enes'in çevirdiği kartlarda 2 farklı sayı vardır. Kağıda yazılan farklı sayılar 51, 50 ve 47'dir. Enes'in bulduğu sonuç en büyük değer olduğuna göre kartlarda yazılan tüm sayıların toplamının alabileceği değer en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şurası bizim için önemli. Kağıda yazılan farklı sayılar. Hani 4 arkadaşın her biri bir tane kart dışındaki tüm kartları çevirip her biri de farklı karta bunu uygulayıp o çevirdikleri 3 kartın üzerindeki sayıları toplayıp bir kağıda yazıyor. Onun için de 4 tane değerin yazması lazım kağıtta. Ama kağıtta farklı 3 değer varmış. Bu bize neyi söyler? Belli ki bu 4 karttan ikisi aynı sayıyı içeriyor. Yani mesela şurada X yazıyorsa örneğin burada da X yazıyor, burada Y yazıyor, burada da Z yazıyor. Böyle olmalı ki normalde 4 bir kişinin her biri farklı bir toplam bulacakken 3 farklı toplam açığa çıksın. Yani kağıtta 4 sayı yazıyor ama birbirinden farklı 3 sayı var. Şimdi mesela XX, YZ olursa birinci kişi diyelim ki bunu tutup diğer üçünü çevirmiş olsun. Onun bulacağı toplam ne olarak gelir? X artı Y artı Z olarak gelir. İkinci kişi bu x'i çevirmesin, diğer üçünü çevirsin. Bu durumda o da x artı y artı neyi bulmuş olur? Z'yi bulmuş olur. Aynı toplam gelecektir. Üçüncü kişi y dışındakileri çevirirse x artı z gelir. Onu o şekilde yazacağım. 2x artı z ama böyle yazacağım. Bu şu ikisinden farklıdır. Bu ikisi aynı. Dördüncü kişi de z dışındakileri çevirirse oradan da x artı y toplamının geleceğini söyleyebilirim. Şu 4 değer aslında kağıtta yazıyor ama şu ikisi aynı olduğu için kağıtta yazan 3 farklı değerin olduğunu söyleyebiliriz. Burada Enes'in çevirdiği kartlarda 2 farklı sayı vardır. Demek ki Enes X'lerden birini kapatmamış. Yani mesela Y'yi çevirmeyip diğer 3'ünü çevirmiş ki 2 tane X çevirmiş, bir tane Z çevirmiş olsun. Toplamda 3 kağıt çeviriyor ama farklı yazı sayı olarak X ve Z var. Ya da Z'yi değil diğer 3'ünü çevirip bakmıştır. 2 tane aynı sayı X'ten gelir, bir de Y gelmiş olur. O zaman Enes'in çevirdiği ve çevirdiği 3 kartı toplayarak bulduğu sonuç en büyük sonuçsa Enes'in bulduğu sonuç ya şu 2x artı z'den ya da 2x artı y'den gelen sonuçtur diyebiliriz. Örneğin buradaki 2x artı z en büyük sonuç olsun. Burada değerlerimiz zaten 51, 50, 47 olduğuna göre şuradaki 2x artı z'nin kesinlikle kaç olduğunu söyleyebilirim? 51 olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında belli ki ya x artı y artı z 50, x artı x artı y 47 gelmiş. Ya da x artı x artı y 50, x artı y artı z 47 gelmiştir. İkisinden biri, bunu bilmiyoruz. Buna göre diyor tüm sayıların toplamının alabileceği değer en çok kaçtır? Tüm sayılar dediğimiz x artı x artı y artı z. Bunun ne olmasını istiyoruz? En büyük. Bunu EB ile göstereyim. Zaten biz burada x artı x artı z'nin mesela 51 olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Diğerlerini dağıtmaya çalışacağız. Şimdi dediğim gibi iki durum var elimde. Ya x artı y artı z kaç olacak? 50 olacak. Burada x artı x artı y kaç gelecek? 47 gelecek. Ya da x artı x artı y 47, pardon 50 iken arkadaşlar, burası 50 iken x artı y artı z kaç gelmiş olacak? 47 gelmiş olacak. Ve biz şu toplamı en büyük yapmak istiyoruz. Şimdi bu toplamı en büyük yapmak istiyorsak aslında şurada x artı y artı z'yi büyük olarak seçebiliriz. Yani şurada 50 üzerinden hareket edebiliriz. Burada 50 üzerinden hareket ettiğimiz zaman şuradaki x artı y artı z'ye kaç yazmamız gerekir? 50 yazmamız gerekir. Demek ki 50'nin üstüne ben neyi ekleyeceğim şimdi? X'i ekleyeceğim. Şurada x artı y artı z'yi 50 olarak seçtim. O zaman x artı x artı y'ye de kaç kalacaktır? 47 kalacaktır. Aslında bunların taraf tarafa farkını aldığımızda y'ler birbirini götürür, x'ler birbirini götürür. Ne gelmiş olur? Z eksi x. Yani z eksi x
50 eksi 47'den kaç gelir? 3 olarak gelmiş olur. Biz z eksi x'in kaç olduğunu biliyoruz? 3 olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda x'in de en büyük olmasını istiyoruz ki şuradaki toplamı maksimum şekilde etkilemiş olsun. Şurada bizim bulduğumuz bir 2x artı z vardı. Burada ben x'i bulmak istiyorum ya, z yerine ne yazabilirim? X artı 3. Hemen şurada z yerine x artı 3 yazarsam x artı x artı x artı 3'ten 3x artı 3 eşittir 51 gelir. X'im de buradan 48 bölü 3'ten 16 olarak bulunmuş olur. Doğrudan bu beni sonuca götürür. Burada x'e 16 verdiğimde şuraya da 50 demiştim. 50 artı 16 da bana 66'yı ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Peki burada sonucu yakalamış olduk. Diğer türlü alsaydık, yani burası 47 burası 50 olsaydı, o zaman x artı y artı z ne gelmiş olurdu? Bir kere 47. Yine üst taraftan alt tarafı çıkartırsam bu sefer x eksi z'yi 3 olarak bulmuş olurdum. Örneğin şurada z yerine ne yazabilirim? X eksi 3. Burada z yerine x eksi 3 yazarsam 3x eksi 3 eşittir 51'den x'im 18 gelirdi. Burayı bu sefer 47 aldım. 18 eklersem bu sefer de 47 artı 18'den 65'e ulaşmış olurdum. Arkadaşlar 66'nın daha büyük bir toplam olarak geldiğini yine görmüş oluyoruz. Demek ki burada bulabileceğimiz en büyük değer 66 olarak gelmiş olacaktır. Doğru cevap da E şıkkıdır. Güzel bir soru. Mantığı vererek anlatmaya çalıştığımız için biraz uzun sürdü. Ama burada önemli olan noktanın, demek ki burada iki tane aynı, diğer ikisinde onlardan farklı değerler geldiğini görmek ve bunun üzerinden yorum yapmak olduğunu düşünüyorum. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantıkla açıklayıcı olmuştur. Anıl hocamıza teşekkür ediyorum. Kitaba hayırlı olsun. Selamlarımı gönderiyorum. Diğer çözümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.